Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. E futbol 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. E futbol 2024'teki gelişmelere geçmeden önce bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Herkesin bayramı mübarek olsun. Ailemizle, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla birlikte nice mutlu, güzel, sağlıklı bayramlara inşallah. Oyunla ilgili gelişmelere geçecek olursak arkadaşlar geçtiğimiz perşembe günü oyunda 7. sezona başladık. Güncellemeyi yaptık. Dop dolu bir sezon geldi. Karşım bekliyorduk. Güzel bir sezon bekliyorduk. Paketler var. Çok fazla oyuncu paketleri karşımızda oldu bir anda. Neredeyse bir ay sürecek bir kampanya var. Turnuvalar var. Tüm bunlara değinelim. Sonra yarın geleceklere bakalım arkadaşlar. Güncellemeden dolayı oyuna eklenen efsaneler var. Fakat bunları en son bir inceleyelim. Bir arkadaşımız Twitter'da çok güzel gruplama yapmış. Lig lig böyle. İleride belki o liglere göre orta saha futbolcuları, savunma futbolcuları gibi gruplandırmış. Bunu en son inceleyelim istiyorum. Ve en önemli konuyla başlayalım. Oyun içerisinde iki tane turnuva başladı. Avrupa Şampiyonası'nın özel soldaki turnuva. Sağdaki turnuva da e, Copa Amerika'ya özel bir turnuva. Buradan milli takımlar seçiyoruz ve seçtiğimiz takım değişmemekte. Eğer takım seçmediyseniz de sıralamaya bakaraktan da takım seçebilirsiniz arkadaşlar. Sol taraftaki Avrupa Şampiyonası'nda bizim de ülkemiz yer almakta. Fakat bizim ülkemiz arkadaşlar aşağı kısımda, alt kısımda ve şu an hediye alamıyoruz. Ve bizim ülkeyi seçen arkadaşlarımızın Bol bol gol atması gerekiyor. Biz bunu tamamlasak da defalarca oynayabiliriz. Rakibi en güçsüz moda alıp atabildiğimiz kadar gol atabiliriz. Tekrar tekrar oynamamızı istiyor Konemi. E. Olabildiğince goller atılsın isteniyor. Bu iki mücadeleyi de tamamladığımızda soldakinden 50-50-100, sağdakinden de aynı şekilde 100. Toplamda 200'e futbol parasını şu an bu etkinlikleri tamamlayarak bile almadıysanız alabilirsiniz arkadaşlar. Bu turnuva Temmuz ayının ortalarında bitecek. Sonra seçtiğimiz ülkenin burada önemli olan seçtiğimiz ülke oyuna başlarkenki ülke değil seçtiğimiz ülkeye göre de hediyeler verilmekte. Sol tarafta Fransa birinci. En büyük ödül Fransa'yı seçenlere verilecek ama kişi başı ne kadar düşer? Atılan goller burada çok önemli. Herkese eşit e-futbol parası verilmeyecek arkadaşlar. 5 gol atanla 5000 tane gol atana Aynı hediyeyi vermeyeceğim dedi Konemi. Sınıflandırma yapacağım. Kim daha çok katkı verdiyse ona daha fazla hediye vereceğim diyor bu turnuvada. Ama seçtiğimiz ülkenin sıralaması çok önemli. Sağ tarafta Brezilya, Arjantin'i seçen çok fazla olduğu için goller de çok fazla. Ama Meksika ve diğer ülkeleri seçenler az. Belki kişi başı e-futbol parası daha da fazla düşebilir. Ona göre de milli takım seçilebilir. Hediyelere baktığımızda Avrupa Şampiyonası bölümünde hediyeler 1. ülkeye 80 milyon dağıtılacak, 2. ülke 40 milyon, 3. ülke 25 milyon, 4. ülke 15 milyon, 5. ülke 10 milyon. Daha sonra 10'a atlıyor arkadaşlar. 6, 7, 8, 9. sıralamadaki ülkelere e-futbol parası verilmiyor. Konemi 5'ten 10'a atlarken arayı kastetmiyor arkadaşlar. Geçen sene de böyle oldu, aradakilere vermiyor. Şimdi 6. sıradaki ülke alamıyor, 7 alamıyor, 10. alıyor. 15. alıyor 20. alıyor. Bu da çok saçma ama şu an bizim ülkemiz 6. sırada arkadaşlar ödül alamıyoruz. Copa Amerika'da da hediyeler 1. ülke 60 milyon 2. 30 milyon 20 milyon aşağı doğru azalmakta. Ne yazık ki biz çok iyi başlayamadık. Çok kötü de değiliz ama 6. sıradayız. Bu şekilde tamamlanırsa biz eğer bu turnuvayı 6. sırada tamamlarsak Türkiye seçenlere e-futbol parası verilmeyecek. Sağ tarafta ödüller kısmında yok demekte en kötü 5. sıraya yükselmemiz lazım. İlerleyen zamanlarda belki üst sıralımızdaki milli takımların golleri düşebilir. Bu hafta etkinlikler yeni başladığı için gol belki çok fazla atılıyor. Fakat bizler gol kasmaya devam edersek milli takımımızı eğer seçtiysek burada etkinliği tamamlasak da defalarca vakit buldukça arkadaşlar rakibi güçsüze alıp atabildiğiniz kadar gol atabilirsiniz. Hangi milli takım seçildiyse o milli takımın sıralamasına göre hediyeler veriliyor. Şu an bizim milli takımımız 6. bitirdiği takdirde bizim ülkemizi seçenlere hediye verilmeyecek. Böyle de kötü bir durum ne yazık ki bulunmakta. Fakat ben bizim milli takımımızın sonradan atak yapacağını düşünüyorum. Çünkü diğerleri belki gol kasmayabilir ama ben de ara ara sizlere hatırlatmada bulunurum. En azından 5. 4. sıraya yükselmek için biz gol kasmaya bir ay boyunca devam edebiliriz. Geçtiğimiz perşembe günü 7. sezonun başlamasıyla birlikte... Kampanya başladı. Çok fazla oyuncu hediyesi var. Fransa ve Arjantin paketi geldi. 5-5-10 tane ücretsiz açma hakkı. Fakat hepsini bir anda vermedi Konemi. Biraz haftalara böldü arkadaşlar. G günlük girişten Fransa'yı veriyor. Hedeflerden de kazanıyoruz. Ama hepsini Perşembe günleri yeni hedefler görevler eklenecek. Yaptıkça ücretsiz açma hakları, DP'ler, GP'ler daha fazla kazanacağız. Buradaki tüm hediyeler aslında bizlere birkaç hafta içerisinde verilmiş olacak arkadaşlar. Uzun süre sonra paketler geldi ve çok yüksek seviyeli isimler var. Fiyatlara bakınca da şimdi 1500'lük iki tane paket bulunmakta ama 1500'lüklerde çok yüksek seviyeli bir tane birer tane futbolcu var. 106 Messi. 106'ya kadar çıkıyor ama otomatik dağıtmamak gerekiyor arkadaşlar. Dün bununla alakalı ben bir video paylaşmıştım. Hatta Döşem'de 106 oluyordu. Çabolunsu da 106 oluyordu. O şekilde fullleyebilirsiniz. Almaya düşünen arkadaşlarım, Arjantin Milli Takımı'nın menajeri de top çevirme ve hızlı kontratakta en yüksek haliyle oynamakta. Bu paketteki oyunculara baktığımızda Depal 99, Enzo Fernandez 99, Romero 98, Garnacho 97, diğerleri 96, 95 seviyeli futbolcular. Lionel Messi burada 106'ya kadar çıkabilmekte. 105 Griezmann'lı paket eklendi. Griezmann'ın da özellikleri bayağı iyi arkadaşlar. Menajer de çok güzel. Düşam uzun topla kontra ile oynamakta ve 88 oyunda 88'lik uzun topla kontra yoktu. Bu paketler vesilesiyle de güzel oyun tarzları gelmiş oldu. Fransa milli takımında Griezmann 105 ama Kamavinga var 99. Sol bekte, göbekte kullanabiliriz. Dembele var açık futbolcusu 99. Chouameni stoperde bile kullanabiliriz gerekirse 98. Fofana 98. Giroud var, Emery var, Upamecano, Turam, Klaus 97, Kaleci de 96. Bunlar 1500. Diğer paketler 900'e satılmakta. Bizim de milli takımımız var. Hakan Çalhanoğlu 100 seviyeye kadar çıkmakta. Arda Güler 98. Merih Demiral 99. Enes Ünal 99. Kerem Aktürkoğlu 99. Bizde de bayağı yüksek seviyeli isimler var. Menajerimiz açık ile oynamakta. 900'e futbol parasına alabiliyoruz. Diğer paketlere baktığımızda İngiltere Ligi paketinde çok yüksek seviyeli isimler var. 102 seviyeli Bellingham var. Foden 101 seviye. Rice var, Alexander Arnold var. Menajeri de iki farklı takım oyu tarzında hızlı kontra ve uzun topla kontrayla ile oynayabilmekte arkadaşlar. 88 değil ama 87-86. Kontracıysak yere gelir hızlı kontra atak, yere gelir uzun topla oynamak istersek maç içerisinde bile değiştirebiliriz. Portekiz'de Ronaldo'nun tamı yaşı ileri olduğu için bazı özellikleri düşük. Seviye çok yüksek. Yine yüksek ama diğerleri gibi değil ne yazık ki. Rafael Leao var. Ruben Diaz var bu pakette de. 9 e futbol parasına verilmekte. Brezilya beni çok heyecanlandırmadı. Mesela bu pakette Real Madrid'in genç transferi var ya. Brezilya milli takımında da aslında oynuyor. Endrick mesela olsa. Neymar olmayabilir. Neden? Penaltı etkinliğinden hepimiz Neymar'ı aldık o turdan. Neymar'ı buraya ekleseler belki hoşumuza gitmeyebilirdi. Fakat Endrick genç futbolcu koy buraya yüksek seviyeli en azından bir heyecan uyandırırdı bizde. Diğer paketlerle kıyasladığımızda Brezilya biraz gölgede kalmış gibi. Ben öyle hissediyorum. Sizlerle yorumlarınızı görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Farklı futbolcular tercih edebilirlerdi. Seviyeler biraz daha yükseltilebilirdi. Perşembe günü gelenlere, başlayanlara baktığımızda böyle bir kampanya başladı. 3 hafta sürecek ve her gün oyuna girdiğimizde birer tane 10.000 DP veriliyor. 21 gün boyunca 210 bin DP eder. Yaklaşık olarak 3 tane futbolcuyu fullleyebiliriz. Yani 2'yi garanti fullleriz bu DP'lerle. 3 de futbolcuya göre değişir. Güncelleme yapanlara bir tane ücretsiz Showtime açma hakkı verildi arkadaşlar. Almadıysanız bugün oyuna giriş yapıp güncellemeyi yapıp alabilirsiniz. veya da şu an bile yeni hesap oluşturacaksanız bugün yeni açılan hesaplara yine bir tane ücretsiz açma hakkı verilmekte. Ama yarın yeni hesap açanlara bu verilmiyor arkadaşlar. 5 tane Fransız futbolcu, 5 tane Arjantin'den futbolcu hediye edilmekte. Herkese ediliyor. Tabi hepsini alamıyoruz. Perşembe günü yeni görevler eklenecek. Biz diğer ücretsiz açma da alacağız. Seviyelere baktığımızda Twitter'da SGTRE Futbol 1 sayfasının güzel bir paylaşımı vardı seviyelerle alakalı. Mbappe'nin kartı kartı 101'e kadar çıkmakta. Mbappe'nin her kartı iş yapıyor. Normal kartı bile çok iş yapmakta. Kunda var 99. Hernandez var 99. Kolomuani 98. Rabio 97. Bu 5 futbolcu da herkese hediye ediliyor. Arjantin'de de 100 seviyeli Messi. McAllister çok güzel bir futbolcu 99. Diğerleri 97-96 seviyeli futbolcular. 10 tane ücretsiz oyuncu. Özellikle de yeni başlayan hesaplar çok kısa sürede harika bir kadro oluşturabilir. Geçtiğimiz perşembe günü o hedefler görevler bölümüne de bayağı bir hedefler eklendi arkadaşlar. Haftalık hedefler diye bir şey geldi. Her hafta Oraya hedefler eklenecek. Pozisyon antrenörü ve beceri antrenörü kazanabileceğiz. Bizim milli takımımızdan da 5 tane ücretsiz oyuncu hediye ediyorlar. Fakat bu 5 oyuncu her ülkeye hediye edilmedi arkadaşlar. Oyuna başlarken Türkiye'yi seçtiysek bu kampanyayı görmüşüzdür. Ama ben bir deneyim dedim. Oyuna bir yeni hesap açtım. Brezilya seçtim. Ve yorumlarda birçok arkadaşımız bende görülmedi diye yorumlar yazmıştı. Ben Brezilya seçtim bir baktım. Türkiye kampanyası gözükmemekte. Demek ki oyuna başlarken Türkiye seçenlere sadece veriyorlar. Konemil de açıklamada öyle demişti. Türkiye'deki sevgili kullanıcılarımıza özel olarak sunulan özel bir kampanya. Türkiye için 5 tane oyuncu hediyesi var. Bakıldığında 5 yıldızlı oyuncu sayısı 2 tane. Barış Alper Yılmaz, Salih Özcan. İrfan Can'ın da seviyesi bayağı bir düşük olmuş. Bu sezonu Barış Alper ve İrfan Can çok iyi geçirmişti. Bence onların seviyesi daha da yüksek olabilirdi. Yunus Akgün var. Abdülkadir Ömür var. Salih Özcan var. E futbol ligi kısmında da konumi değişiklik yaptı. Mesela bir oyuncuyla maç oynadıktan sonra ben maç bittiğinde bakardım. Ya da daha sonra maç geçmişinden incelerdim. Daha önce e futbol liginde kaçıncı klasmana çıkmış diye. Orayı değiştirdi arkadaşlar. Göremiyoruz artık. Arma diye bir şey eklediler. Hediye ettiler. Herkese bir tane arma hediye edildi. Oyun içerisindeki başarılardan sonra yeni armaların kilitleri açılmakta. Ben de öylesine bir bakayım dedim. Mesela bu arkadaşın arması. Bu armanın özelliği neymiş? Üçüncü klasman ya da üzerinde arka arkaya 5 maç kazanın. Başarılara göre armalar hediye edilmekte. Biz armalarımızı oyun içerisinde nerede görebilmekteyiz? Oyunda o destek bölümünde kullanıcı detayları kısmına girdiğimizde oradaki görüntüler değişti arkadaşlar. Armalar bölümü var. Ayarla dediğimizde armalar gözüküyor. Ben de şu an aktif olan bir tane. Sizlerde de bu sol üstteki aktif çünkü hediye edildi. Diğerlerini de bir şeyleri başardıkça verecek konemi. Mesela örnek olarak göstereyim. 100 maç oynayan, 1000 maç oynayan da bunların kilitleri yavaş yavaş at at açılacak. Galibiyetler, atılan gollere göre kilitler açılmakta. Oradaki armalarımızı değiştirebileceğiz arkadaşlar. Görevler, hedefler bölümüne baktığımız zaman çok fazla görevler, hedefler bulunmakta. Bunun süresi uzun ve buradan haftalar boyunca yeni görevler eklenecek hediyelerimizi alacağız. Arjantin, Fransa ücret saçmakları, GP'ler, DP'ler buradan kazanmaya Devam ediyoruz arkadaşlar. Kampanyadaki o tüm hediyeleri alacağız. Diğer bir hedefimiz var. Buradan da beceri antrenörleri kazanabiliyoruz. Bu haftalık gelecek dedi Konemi. Buradan da az da olsa hediyelerimiz bulunmakta. Perşembe gelen paketlere baktığımızda çok fazla paket geldi. Yeni sezonun başlangıcından dolayı. 33 tane lig player of the oyuncu var. Geçtiğimiz dönemlerde gelen player of the week futbolcularından. Önümüzdeki perşembe artık Avrupa şampiyonasından futbolcular gelmesi gerekiyor. Onunla alakalı da bir tahmin videosu sizlerle bu hafta içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Avrupalı milli futbolcuların yer aldığı paketimiz var. Burada da yüksek seviyeli bazı isimler bulunmakta. Wirtz var. Her zaman görmediğimiz bir isim. Kevin de Wirtz demişken mesela Alman milli takımının paketi, paketi olsa o da güzel olurdu. Çok fazla ilgi görebilirdi. Alman milli takımdaki birçok futbolcu oyunda da yer almıyordu. En azından o vesileyle alabilirdik. Donnarumma, Kevin De Bruyne, Vince, yüksek seviyeli isimler. Bir de Avrupa dışında, dünya genelinde Muhammed Salah, Barrios gibi isimlerin yer aldığı bu pakette geçtiğimiz Perşembe günü geldi. Adaylı sözleşmelerimiz. Burada iki tane futbolcu dikkat çekmekte. 99 seviyeye kadar da çıkıyorlar. Bowen ve Jota. Yanında da Japon ve Brezilya Ligi ile alakalı da adaylı sözleşme paketleri bulunmakta. Brezilya Ligi'nde 5 yıldızı futbolcu Paulinho 93'ten 97'ye kadar da çıkmakta. Ligi mektena futbolculara baktığımız zaman Milito eklendi. Nakamura eklendi. Gilberto Silva. Efsane olarak renkli kartlar içerisinde de bayağı güzel renkli kartlar da var. Konami oyun içerisinden de bazı mesajları bizlerle paylaştı. Onlara da değinelim istiyorum arkadaşlar. Suistimallere karşı bazı hesapları banlayacaktır. Hile yapma durumu oluyor ama asıl en önemlisi e futbol parası satın alıp iade etme durumu. Konemi ekonomik olarak yani konemiye zarar verdiği için bu konuda yaptırımları daha fazla. Diyelim ki e futbol parası satın aldık. 1000 liraya ne, ne, kadarlık e-futbol parası satılıyor tam bilmiyorum ama attım 500 e-futbol parası arkadaşlar. Sonra dedik ki ya ben paramı geri istiyorum. Google Play'den paramızı geri aldık. Ama 500 e-futbol parasını harcadık. Şimdi Konemi eskiden harcanmışsa dokunmuyordu. Ama artık harcansa bile parayı geri istiyor. Para yoksa da eksiye düşürüyor. Bir bakıyoruz eksi 500 yazıyor. Nasıl artıya geçeceğiz? Oyun içerisinde kazandıkça bu sefer artıya geçmemizi istiyor. Ha kişi ne yapar? Mesela 2500 liraya 12 bine futbol paralık yer var ya. Gider onun kilidini açar sonra parasını geri alır. Ama 12.000'i de hemen harcar. Bütün paketleri alır her yerden açar. Kadroyu oluşturur. Ondan sonra ben eksiye düşsem de ya bir daha gerek yok der. Eksi de kalayım ama en güzel futbolcuları aldım. Onunla oynayacağım diye yine oynamaya devam edebilir. Belki o hesaplarla alakalı bir şeyler de yapabilir. Sonuçta tüm paketleri aldıktan sonra bir sene ekside kalsam ne olur diyebilir. Sonra da o hesabı bırakır başka hesaba geçer. O tarz şeylere de belki yaptırımlarda bulunabilirler. Bir de Konemi iki paketin süresini uzattı. Kevin De Bruyne ile Virsi paket, Muhammed Sağlı paket bir haftalık gelmişti. Fakat Konemi sürelerini uzattığını bizlerle paylaştı. Fakat şu an oyuna girsek de sanki Perşembe bitecek gibi gözüküyor. Perşembe günü bunu güncelleyecek. Tarihi 29 Ağustos'a kadar devam etmekte. Eğer virsi çıkarmak istersek 29 Ağustos'a kadar da süremiz bulunuyor. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü gelen Etolu, Dekolu, Edminsonlu paketin bugün son günü. Etkinliklere baktığımızda ortaklaşa maç etkinliği, temalı etkinlik, tur etkinliği. Temal etkinlikten 50 futbol parası kazanıyoruz. Belki o bizler için daha önemli. Yarın geleceklere değinecek olursak arkadaşlar. Redni kartlar bunlar. Defansif orta saha Zubimendi. Göbek futbolcusu Soboslay, sol kanat futbolcusu Karasko, defansif orta saha Gilmore, ofansif orta saha Baumgartner, sağ kanat futbolcusu Frankowski, ofansif orta saha Hacı ve ofansif orta saha Reeder. Bunlar renkli kartlardı. Pakette 3 tane de epik futbolcu olacak ve yarın gelmesi beklenen epik futbolcular da bunlar arkadaşlar. Maradona ki Maradona seviyesi çok yüksek olacaktır. Pirlo Chabalonso. Teknikleri çok yüksek 3 tane futbolcu. Yarınki epik pakette olacak isimler. Oyun ekleyen efsaneler ve hiç gelmeyen efsanelere bakmadan önce arkadaşlar bir hesaplama yapalım istiyorum. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda şunu sormakta. Ya şimdi futbol parası biriktirmeye başlasak Messi paketini alabilir miyiz? Griezmann paketini alabilir miyiz? Veyahut da diğer paketler. Şu an diyelim ki sıfır e futbol paramız var arkadaşlar. Bu paketlerin de 70 günden fazla süresi var. 1 hafta 7 gün desek 10 hafta minimum 10 haftalık süremiz bulunmakta. Biz oyunda minimum ne kadar kazanıyoruz diye baktığımızda pazartesi 50 futbol paralık etkinliğimiz gelir. Perşembe de 50 100. Bir de oyuna her gün giriş yapıyorsak 5. gün yine 50 verilir ve biz haftada minimum 150 kazanırız. Bazen kampanyalar olur. Aralarda 50 100 daha da fazla kazanıyoruz ama hiç kampanya olmasa bile 10 haftada 1500 e futbol parası yapmakta yani şu an e-futbol paramız hiç olmasa bile tüm her şeyi belki harcamış olsak bile başlarsak bu süreç içerisinde biz yine paket alabiliriz. Dediğim gibi aralarda kampanyalar olacak. Avrupa Şampiyonası, Copa Amerika oralardan da bir şey kalacaktır. Konsol yıl dönümünden dolayı herkese hediyeler verilecek. Hatta şu anki görevlerden bile yine e-futbol parası kazanabileceğiz. Tüm bunları düşündüğümüzde öyle 70 gün olmadan bile burada 1500 rahatlıkla alabiliriz. i̇nşallah yani üstüne bir tane daha paket alırız arkadaşlar. Bu da aralardaki kampanyalarda Coinimin verecekleriyle alakalı bir de şu turnuvadan da bir şeyler kazanabilirsek iki tane paket bile alabiliriz. Ama minimum bir tane 1500'lü rahatlıkla alabiliriz. Oyuna her gün giriyorsak ve etkinlikleri yapıyorsak. Twitter'da da bu arkadaşımız çok güzel bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Şu ana kadar gelmeyen efsaneler ve oyuna eklenen efsaneleri sınıflandırmış. İleride belki bunlara göre oyuncular gelebilir. Şöyle biz ben büyüteyim arkadaşlar öyle bakalım. Ama burada arkadaşımız demiş Maradona, Pillo ve Chabalonsu yer almamakta. Zaten onlar yarın gel gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle gelecek. Maradona, Pillo, Chabalonsu hariç kimler gelmedi? Bir de oyuna eklenenler var. Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Eklenenler demişken oyunda olmayan çok az sayıda isim oyuna eklendi. Oyunda gördüğümüz isimlerin farklı kartları. Seviyeler biraz daha yükselmekte. İlerleyen zamanlarda karşımıza gelecek. İngiltere Ligi'nde 8 futbolcunun bu kartları gelmedi. Biraz daha büyütebilir miyim? Mesela Robson oyuna çok önceden eklendi gelmedi. Rusiçkin'in bu kartı gelmedi. Fletcher yeni eklendi. Seviyesi olanlar daha önceden eklenip gelmeyenler. Seviyesi olmayanlar ise bu geçtiğimiz perşembe günü eklenenler. Sık olsun yepyeni bir kartı. Pires'in kartı. Biraz daha ben böyle sağa kaydıracaksam. Eskiden eklenen futbolcular Adams var. Mert Saker. Kaleci Çehin yeni bir kartı. Şimdi sağa doğru geldik. İspanya Ligi'nde 3 tane isim yer almakta. Romario yeni eklendi. ve Makalele yeni bir kartı daha eklendi. Burada Beletti var. O da Barcelona'dan sabit futbolcusu. Bayern Münih'te bir tane isim var gelmeyen. Lizarazo. Bazı oyuncuların da milli takım kartları var arkadaşlar. Kulüp kartı değil milli takım kartı olarak da bazı isimler yer almakta. İtalya Ligi'nde 9 tane isim. Çok fazla İtalya Ligi'nden gelecekler var. Done Doni bu kartları eklendi. Rui Costa oyuna yepyeni eklenen isim ise Platini. Daha önce yoktu. Çok eskiye gitti Kore ve Platini ile anlaşma sağladı. Veron oyuna yeni eklenen isimlerden Nakata. Defansa geçtiğimiz zaman Cordoba, Materazzi ve Julio Cesar. Bunlar da gelmeyen ilerleyen haftalarda gelecek isimlerden. Sağa doğru kaydırdığımızda burada da Japon isimler yer almakta. Japon demişken da var arkadaşlar. Japon liginde oynayan isimler desem daha doğru olacaktır. Milli takım oyuncularına geçtiğimiz zaman bunlar hep bu geçtiğimiz perşembe eklenen futbolcular. Milli takım futbolcularında bu milli takım turnuva sürecini aslında getirmeleri gerek. Inzaghi, Totti, Raul, Van Basten, Gullit, Rummenigge'nin milli takım kartı, Roberto Baccio, Del Piero. Buraya geçtiğimiz zaman Matius, Reykart, Xavi, Gerrard, Stojkovic, David Beckham'ın saçsız, hani kısa saçlı hali, Lampard, en sağda da Puyol, Maldini, İker Casillas. Bu isimlerin birçoğu oyuna yeni eklendi, bazıları ise çok önceden eklenip hala gelmedi arkadaşlar. Bunların üçer tanesini konumi pazar size belki bazılarını Perşembe günleri de paketlere eklemeye başlayacak, devam edecek arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda birçoğu gelecektir. 150 futbolculuk pakete eklendiği için çıkarmak da bir o kadar zor olmakta. Şu an hazır paketlerde olduğu için birçok kullanıcı. 150 futbolcu paketten açmak yerine hazır paket almayı tercih edebilir. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu, sağlıklı, güzel bayramlar dilerim. Hoşçakalın.